Tao Te Ching, Lao Tzu. Yol olarak tayin edilmiş yol nihai yol değildir. İsim olarak tayin edilmiş isim nihai isim değildir. İsimsiz ki o her şeyin başlangıcıdır. İsimli ki o her şeyin anasıdır. İşte böylece her zaman arzulardan arın esrarengizi gör. Arzulara bürün, arzu uyandıranı gör. İşte bu iki hal birlikte ortaya çıkar. Fakat farklı adlar alır. Birlikteliklerine gizem denir. Gizemin kendisinden bile gizemli. Onlar inceliklere açılan kapıdır. Dünyadaki herkes güzeli güzel olarak bilir. Ve çirkinlik de bu yüzden vardır. Herkes iyiyi iyi olarak bilir. Ve kötülük de bu yüzden vardır. İşte böylece varlık ve yokluk birbirini doğurur. Zor ve kolay birbirini tamamlar. Uzun ve kısa birbirini şekillendirir. Yukarı ve aşağı birbirini doldurur. Sesler ve tonlar birbiriyle uyuşur. Önce ve sonra birbirini izler. İşte böylece ermiş kişi eyleme geçmeden iş bitirir. Söz söylemeden öğreti üretir. Binbir türlü şeyi çekip çevirir ama hiçbirini başlatmaz. Hamlesini yapar ama sonuca bel bağlamaz. İşleri tamamlar ama üzerinde durmaz. Ve üzerlerinde durmadığı için de hiçbir iş yolundan çıkmaz. Kodamanlara itibar gösterme ki insanlar birbiriyle çekişmesin. Zor temin edilene değer verme ki insanlar çalıp çırpmasın. Arzu edileni sergileme ki insanlar birbirine düşmesin. Bu yüzdendir ki ermiş kişi yönetirken kalplerin boşalmasını ama karınların doymasını sağlar. İstekleri zayıflatır ama kemikleri kuvvetlendirir. İnsanları daima alimlikten ve arzudan yoksun bırakır. Ve alimler bir eyleme geçmeye cüret edemez. Yaptıkları bundan ibarettir. Ve işte böylelikle düzensiz bir şey kalmaz. Yol dediğimiz bir boşluktur. Kullanıldıkça dolmaz. Ne derin ve muazzam. O ki binbir şeyin atasından da önce gelir. Keskini körleştirir. Düğümü çözer. Aşırıyı ölçülü kılar. Tozu dumanı dindirir. Ne derin ve durgun ve sanki hep kalıcı. Kimin evladıdır bilinmez. Kutsal atalardan da önce gelir gibidir. Gök ve yer insancıl değildir. Onlar için her şey samandan köpeklere eştir. Ermişler insancıl değildir. Onlar için herkes samandan köpeklere eştir. Göğün ve yerin arası bir körüye benzer. Boşluğudur onu tükenmez kılan. Ne kadar devinirse o kadar çoğalır. Sözün fazlası ise tükenmeye yol açar. Ve boşluğu benimsemeye eş değildir. Vadinin ruhu ölümsüzdür. Biz ona esrarengiz dişi deriz. Esrarengiz dişiliğe açılan geçide ise göğün ve yerin kaynağı deriz. O ipek bir iplik gibi esnek ve faslasızdır. Görünümü baki, işlevleri ise bitmez tükenmezdir. Gök kalıcı, yer uzun ömürlüdür. Kalıcı ve uzun ömürlüdürler. Zira kendileri için yaşamazlar. Uzun yaşamaları da bundandır. Bu yüzdendir ki ermiş kişi kendini geriye atar ama kendini ön safta bulur. Kendini dışarıda tutar ama kendini müesses bulur. Bunlara sebep kişisel çıkarlarının olmaması değil midir? Ve kişisel çıkarlarını tam olarak böyle gerçekleştirir. En iyisi su gibidir. Suyun iyiliği binbir şeyi beslemesindedir. Mücadele vuku bulursa da herkesin tiksindiği yeri mesken tutmasındadır. O yola yakındır. Mekanı en uygun yerde, kalbi kusursuz derinlikte, eli açıklığı kusursuz doğallıkta, sözleri kusursuz dürüstlüktedir. İdaresinin düzeni kusursuzdur. İşleri halletme yeteneği kusursuzdur.
hareketlerinin zamanlaması kusursuzdur. O kimseyle mücadeleye girmez. Bu yüzden de hatadan uzak kalır. Çoğaltıp biriktirmek sonlandırmak kadar iyi değildir. İşleyip bilemekle hiçbir şeyin ömrü uzamaz. Altın ve yeşim taşlarıyla dolu bir odayı kimse koruyamaz. Saygınlık, zenginlik ve kibir felaket getirir. İşler yürürken kendini geriye çekmek, işte göğün yolu budur. Ruhunu besleyip her şeyin birliğini kucakladığında, birlikten ayrılmadan kalabilir misin? Hayat enerjini yoğunlaştırıp narin kalarak bir çocuk gibi olabilir misin? Kara aynayı işleyip temizleyerek kusursuz olabilir misin? Halkını sevip devletini yönetirken alimlikten yoksun kalabilir misin? Göklerin kapıları açılıp kapanırken dişiliğe bürünebilir misin? İdrak gücün dört bir yana nüfuz ederken alimlikten yoksun kalabilir misin? O ki doğurur ve büyütür. Doğurur ama sahiplenmez. Liderlik yapar ama patronluk taslamaz. Derin erdem işte budur. Bir tekerleğin göbeğinin etrafında birleşmiş 30 parmaklığı düşün. Boşluktur bir arabayı faydalı kılan. Kilden yapılmış toprak bir kabı düşün. Boşluğudur onu faydalı kılan. Oda yapmak için oyulmuş bir pencereyi kapıyı düşün. Boşluğudur bir odayı faydalı kılan. İşte bu şekilde varlık çıkar içindir. Yokluk ve boşluksa fayda için. Beş renk insanın gözünü kör eder. Av peşinde dört nalat koşturmak insanı çılgına çevirir. Elde edilmesi güç mal mülk insanın işlerini aksatır. Beş taş insanın damağını yorar. Beş ses insanın kulağını sağır eder. İşte bundan dolayıdır ki ermiş kişi yönetirken halkının karnını doyurur gözünü değil. Böylece öncekini yeğler sonrakini savar. Lütuf da hakaret de başa beladır. Kendine ve bedenine tasayla özen göster. Lütuf da hakaret de başa beladır derken kastedilen nedir? Lütuf bahşedilmek, ast olmak demektir. Lütfa erişmek de başa beladır, lütfu kaybetmek de. Bu da demektir ki, lütuf da hakaret de başa beladır. Kendine ve bedenine tasayla özen göster derken kastedilen nedir? Tasalanma sebebim bir bedenimin olmasıdır. Bedenim olmasaydı tasalanacak neyim kalırdı? Bundan dolayıdır ki, bedenine dünyaya özen gösterdiği kadar özen gösteren kişiye dünya emanet edilebilir. Bedenini dünyayı sevdiği kadar seven kişiye dünya teslim edilebilir. Bakılıp da görülmeyene küçük deriz. Dinlenip de duyulmayana sessiz deriz. Tutulup ele geçirilemeyene pürüzsüz deriz. Bu üçü incelenip gözlemlenemez. Bu yüzden de karışıp bir olurlar. Üstü berrak değildir. Altı muğlak değil. Arasan da bir isim veremezsin. O ki hiçliğe aittir. Bunun içindir ki ona, şekli olmayanın şekli, var olmayanın biçimi denir. Ve bunun içindir ki ona derin belirsizlik denir. Takip etsen de arkasını göremezsin. Yaklaşsan da önünü göremezsin. Bugünün yolunu kavra. Kavra ki bugün var olanı yönetesin. Kavra ki geçmişin başlangıcını anlayasın. İşte buna yolun kanunu denir. Eski zamanların faziletli yol yolcuları derin, incelikli ve esrarengizdi. Usun ve anlayışın da ötesindeydiler. Anlayışın ötesinde oldukları için onları betimleyici bu övgüyü dizdim. Nasıl da dikkatli kışın sularda yürür gibi. Nasıl da tedbirli etrafından çekinir gibi. Nasıl da ağırbaşlı tıpkı bir misafir gibi. Nasıl da sırra kadem basar eriyen bir buz gibi. Nasıl da sağlam, işlenmemiş ağaç gibi. Nasıl da uçsuz bucaksız, derin bir vadi gibi. Nasıl da karma karışık, bulanık bir su gibi.
Kim ki karışıklığı dinginleştirirse gitgide huzuru sağlar. Kim ki sükunete hareket verirse gitgide her şeye hayat verir. Bu yolu takip edenler bolluğu arzulamazlar. Bolluğu arzulamadıkları için de mütevazı ve değişime açık kalabilirler. Boşluğa erişmek ulaşılacak son noktadır. Sükuneti korumak aslın kendisidir. Binbir şey birbiri yanı sıra oluşur. Biz de durup asıllarına dönüşlerini izleriz. Varlıklar pek çok. Hepsi köklerine döner. Köklerine sükunet denir. Sükunet yazgıya dönüştür. Yazgıya dönüş daimiliktir. Daimiliği bilmek aydınlanmak, daimiliği bilmemek budalalıktır. Budalalık belayı da beraberinde getirir. Daimiliği bilen her şeyi kucaklar. Her şeyi kucaklamak liderliktir. Liderlik hükümdarlıktır. Hükümdarlık göğe dairdir. Göğe dair olan yola da dairdir. Yola dair olan şahsiyet fikrinden ve felaketten uzak olmaktır. En iyi lider insanların ancak varlığından haberdar olduğu liderdir. İkinci en iyi lider insanların övgüyle bahsettiği liderdir. Ondan sonraki en iyi lider insanların korktuğu liderdir. En kötüsü ise insanların alay ettiği liderdir. Eğer güvenilirlik yoksa güven de olmaz. Liderin kıymetli sözlerine göre planlar yapılır. İşler tamamlanır, amaçlara erişilir. Halk da her şeyi kendi kendimize yaptık der. Büyük yol göz ardı edildiği zaman insancılık ve doğruluk prensipleri ortaya çıkar. Alimlik ortaya çıktığı zaman sahtelik de ortaya çıkar. Ailevi ilişkilerde uyum kaybolduğu zaman anne babaya saygı ve merhamet prensipleri ortaya çıkar. Devlet ve aile işleri kargaşa içinde olduğu zaman örnek devlet adamı mefhumu ortaya çıkar. Alimliği ve bilgiçliği bir kenara bırakırsan, halka 100 kat faydan dokunur. İnsanlık ve doğruluk prensiplerini bir kenara bırakırsan, halk anne babaya saygıyı ve merhameti yeniden hayata geçirir. Fırsatı ve çıkarı bir kenara bırakırsan, ortada ne hırsız kalır ne de hain. Bu 3 sözün yetersiz olduğu düşünülür. Bunları bir ana fikre bağlamam gerekirse, yalınlık göster, sadeliği benimse, bencilliği azalt, arzularını frenle. Öğrenimi bırakmak kime ne üzüntü getirmiş? Kabul ve red, güzel ve çirkin birbirinden ne kadar farklı? Eğer ki halkın korktuğu biriysen, senin de halktan korkman kaçınılmazdır. Bu nasıl bir belirsizlik? Sınırlarına erişilmez. Herkes güleç ve coşkulu. Tıpkı bir ziyafette gibi. Veya baharda yüksek düzlüklere tırmanır gibi. Bir ben durgun ve ifadesizim. Henüz gülümsemeyi öğrenmemiş bir bebek gibi. Bu nasıl bir bitkinlik? Dönecek bir yerim yokmuş gibi. Herkes çok şeye sahip. Bir ben yoksunum. Ben ki bir budalanın yüreğine sahibim. Bu nasıl bir yalınlık? Sıradan insanlar ışıl ışıl. Bir ben kasvet doluyum. Sıradan insanlar inceleyip sık dokur, bir ben kör ve karanlıktayım. Bu nasıl bir derinlik? Denizlerde durmaksızın sürüklenir gibi. Sıradan insanlar amaç sahibi, bir ben adam yerine konulmayacak kadar budalayım. Arzularım bile diğerlerininkinden farklı. Ben ki beni besleyen anaya kıymet veririm. Büyük erdemin suretini yolu takip etmekte ara. Yolun cismine gelince o müphemlikte eşsizdir. O müphemlik ki içinde ne imgeler barındırır. O müphemlik ki içinde ne cisimler barındırır. O karanlık ve derinlik içinde ne özler barındırır. O özler ki hakikiliğin doruk noktasındadır. İçlerinde gerçeklik ve samimiyet barındırırlar. Günümüzden geçmişe isimleri kaybolmamıştır. Biz her şeyin atasını takip edebilelim diye. Her şeyin atasının ne olduğunu nereden mi biliyorum? İşte bu sayede.
Önce eksik sonra bütün. Önce eğri sonra düz. Önce boş sonra dolu. Önce eski sonra yeni. Önce az sonra çok. Nihayetinde karma karışık. İşte bu yüzden ermiş kişi birliği benimser ve dünyaya çobanlık yapar. Kendini göstermez. İşte bu yüzden aşikardır. Göz önünde bulunmaz. İşte bu yüzden ışık saçar. Kendini övmez. İşte bu yüzden başarıyı yakalar. Kibirlilik yapmaz. İşte bu yüzden kalıcıdır. Kimseyle dalaşmaz. İşte bu yüzden kimse de onunla dalaşmaz. Eskilerin yalnız eğilerek bütün olabilirsin sözü ne doğru. Gerçekten de seni bütüne götüren budur. Az konuşmak doğallıktan gelir. Şiddetli bir rüzgar sabaha kadar dayanmaz. Sağanak bir yağmur bütün gün sürmez. Kimdir bunların sebebi? Gök ve yer. Ama onlar bile sürekliliklerini sağlayamaz. İnsanlar nasıl sağlasın? İşte bu yüzden işlerinde yolu takip edenler yola katılır. Erdemi takip edenler erdeme katılır. Yolu ve erdemi kaybedenler ise kaybolurlar. Yol erdeme katılanlarla çoğalır. Onu kaybedenlerle de azalır. Kendini metheden yerini sağlama alamaz. İri adımlarla yürüyen yol kat edemez. Kendini göstermeye çalışan yükselemez. Göz önünde olmaya çalışan parlayamaz. Kendini öven başarılı olamaz. Kibirlilik eden kalıcı olamaz. Yola gelince şöyle ki, yemekte ve eylemde aşırıya kaçma herkesin küçümsediği şeylerdir denir. Bu yüzden bunları arzulayan kişi tutunamaz. Varlıklar ki kaosun içinde oluşmuş, gökten ve yerden önce hayat bulmuşlardır. Bu nasıl bir ıssızlık ve tenhalık, tek başına kımıldamadan durur, değişmez. Göğün ve yerin anası olması mümkündür. Adını bilmem, ona yol denir. Onu adlandırmak zorunda olsaydım, ona ululuk derdim. Ululuk yola çıkmak demektir. Yola çıkmak uzaklık demektir. Uzaklık esasa dönüş demektir. Yol uludur. Gök uludur. Yer uludur. Hükümdar uludur. Bu diyarda dört ulu vardır. Ve hükümdar bunların birlik oldukları yerdedir. İnsan toprağın kanununa riayet eder. Toprak göğün kanununa riayet eder. Gök yolun kanununa riayet eder. Yol da kendiliğindeliğin kanununa riayet eder. Ağırlık hafifliğin köküdür. Sükunet galeyan egemendir. Bu suretle mümtaz insanlar gün boyu yolculuk ettiklerinde bile yük arabalarından ve ağırlıklarından uzaklaşmazlar. Konaklayacak bir yer olsa bile sessiz bir köşede kalır ve böylece yüceliklerini korurlar. Binlerce arabaya hükmeden nasıl kendini ve bedenini ihmal etsin? İhmalkarlık yapan esas olanı kaybeder. Galeyana gelen egemenliği kaybeder. Mahir seyyah ardında teker izi bırakmaz. Mahir hatip gaf yapmaz. Hesapta mahir olan hesap tahtası kullanmaz. Mühür vurmakta mahir olan sürgü ve mandal kullanmaz. Yine de mühürleri açılmaz. Bağlamakta mahir olan ip kullanmaz. Yine de bağladığı çözülmez. İşte bu suretle erişmiş kişiler halka yardım konusunda daima mahirdir. Öyle ki kimseyi yüzüstü bırakmazlar. Kullanışlı hiçbir şeyi kenara atmazlar. Buna aydınlığın yolu denir. Böylece mahir, mahire üstatlık yapar. Vasıfsız da mahire sermaye sağlar. Üstadına saygı duymayan ve kullanışlıya değer vermeyen, bilgili olsa bile yanlış yola sapar. Buna inceliklerin esası denir. Erili bilip dişiliği korumak, dünyanın nehri olmaktır. Dünyanın nehri olursan, daimi erdem senden ayrı durmaz ve böylece çocukluğa dönersin. Pir-i pakı bilip ayıbı korumak, dünyanın vadisi olmaktır. Dünyanın vadisi olursan, daimi erdem sana kâfi gelir ve böylece işlenmemiş ağacın hamlığına dönersin.
akı bilip karayı korumak, dünyayla hemhal olmaktır. Dünyayla hemhal olursan, daimi erdem eksiksiz kalır ve böylece sonsuza dönersin. İşlenmemiş ağaç kesildiğinde araş gereçler ortaya çıkar. Ermiş kişi vazifelendirildiğinde iradeciler ortaya çıkar. En iyi kurulmuş düzende ise kesip bölmek yoktur. Dünyayı ele geçirmeyi isteyip öyle davrananların başarılı olamadıklarına şahit oldum. Dünya ki tinsel bir alettir. Yönetilemez. Onu yöneten onu mahveder. Onu gasp etmeye çalışan onu kaybeder. Varlıklar ki bazıları ilerler, bazıları izler. Bazıları sıcak, bazıları soğuk nefes verir. Bazıları güçlüdür, bazıları da zayıf. Bazıları taşır, bazıları da düşürür. Bu yüzdendir ki ermiş kişi aşırıdan, fazladan ve çoktan kurtulur. Halkın hükümdarı yolun desteğini yanına aldığı zaman orduyla dünyaya egemen olmayı arzulamaz. Nitekim böylesi eylemler dönüp dolaşır sana döner. Taburların yerleştirildiği yerlerde dikenler ve çalılar biter. Mahir olan sonuca ulaşır ve orada durur. İstediğini elde etmek için güç kullanmaz. Sonuca ulaşır ama övünmez. Küstahlık etmez, böbürlenmez. Sonuca ulaşır ama hali hazırda elinde bulunanı temin etmez. İşte buna güç kullanmadan sonuca ulaşmak denir. Doğurduğu şartlar kalıcı olmaya meyillidir. Eğer bir şey en gürbüz zamanında ihtiyarlayıp eskirse, buna yoldan sapmak denir. Yoldan sapanın sonu erken olur. Silahlar uğursuzluk araçlarıdır ve genellikle nefret edilirler. Bu yüzden yol sahipleri onları elde bulundurmaz. Yöneticiler barışta sol tarafı, savaşta sağ tarafı şereflendirirler. Silahlar yöneticilerin aletleri değildir ve uğursuzluk araçlarıdır. Son çare olarak kullanıldıklarında bile sakin ve kayıtsız bir tavır sergilemek, onları haz nesnesi olarak görmemek lazımdır. Onları haz nesnesi olarak görmek başkalarını öldürmekten zevk almaya eştir. Başkalarını öldürmekten zevk alan bu dünyada emellerine varamaz. Kutlu zamanlarda sol yana, yaz zamanlarında sağ yana öncelik verilir. Aynı şekilde komutan vekili solda, başkomutan sağda yerini alır. Bu da demek oluyor ki mevki hususunda yas usulleri gözetilmiştir. Bu suretle büyük halk kitlelerini öldürürsen ıstırap ve kederle ağla. Savaşta galip gelirsen cenaze töreninde yerini al. Yol daima isimsizdir. İşlenmemiş ağaç belki önemsiz görünür ama gök ve yer ona astmış gibi davranmaz. Eğer soylular ve hükümdarlar onu muhafaza ederlerse binbir şey kendiliğinden onlara riayet eder. Gök ve yer bir araya gelir, tatlı çiğ oluşur. Kimsenin emri olmadan her yere eşit dağılır. Düzen kurulmaya başlandığında isimler oluşur. İsimler bir oluşmaya başladığında kimse bunu durduramaz. Nerede duracağını bilmektir tehlikeleri önleyen. Irmaklar ve okyanuslar küçük vadiler için neyse, yol da dünya için odur. Başkalarını bilmek akıllılık, kendini bilmek irfan sahibi olmaktır. Başkalarının üstesinden gelen iktidar sahibi, kendisinin üstesinden gelen ise güç sahibidir. Neyin yeterli olduğunu bilmek zenginlik, azimle yol almak irade sahibi olmaktır. Sahip olduğunu kaybetmemek kalıcı olmak, ölüp unutulmamak uzun ömürlü olmaktır. Yol ki akar her yere, hem sağa hem de sola. İşler tamamlanır, görevler yerine getirilir. Ama o yine de ünvansız ve isimsiz kalır. Binbir şey ona doğru döner. Ama o onların hükümdarı gibi davranmaz. Tam tersine o arzudan yoksundur. Ve ufak şeylerle birlikte anılır. Binbir şey ona doğru döner. Ama o onların hükümdarı gibi davranmaz. Ve yüce şeylerle birlikte yazgısı yazılır. Bu suretle ermiş kişi büyük şeyler başarabilir. O ki büyüklenmez.
ve bu yüzden de büyük olmaya muktedirdir. Büyük sureti kavrarsan, gök ve yer sana doğru yönelecektir. Onlar yöneldiği vakit felaket kalmayacak. Sükunet ve barışın en büyüğüne erişilecektir. Müzik ve yemek yoldan geçen gezginleri durduracaktır. Yolu söze dökecek olursak, o tatsızlık derecesinde yavandır. Bakarsın ama göremezsin. Dinlersin ama duyamazsın. Yine de ondan istifade ettikçe onu tüketemezsin. Bir şeyi daraltmak istiyorsan önce onu genişletmelisin. Bir şeyi zayıflatmak istiyorsan önce onu güçlendirmelisin. Bir şeyden ayrılmak istiyorsan önce onunla birleşmelisin. Bir şey almak istiyorsan önce onu vermelisin. Buna ince kavrayış denir. Zayıf ve yumuşak olan güçlü ve sert olanı alt eder. Nasıl ki bir balık derinliklerden çıkarılıp alınmamalıdır, devletin keskin aletleri toplum önünde teşhir edilmemelidir. Yol daima isimsizdir. Eğer soylular ve hükümdarlar onu muhafaza edebilirse, o zaman binbir şey kendiliğinden dönüşür. Dönüşüp de eyleme geçmeyi isteyen olursa, onu isimsizliğin yalınlığıyla yatıştır. Eğer isimsizliğin yalınlığıyla yatışırsa, kabahatsiz kalır. Kabahatsiz kalırsa sükunete erişilir. Gök ve yer de kendiliğinden düzene oturur. En yüce erdem erdemlik taslamaz. Bu yüzden de onda erdem mevcuttur. En aşağı erdemse erdemliği elden bırakmaz. Bu yüzden de onda erdem mevcut değildir. En yüce erdem ne eyleme kalkışır ne de bunu tasarlar. En yüce insancılık eylemde bulunur ama bunu tasarlamaz. En yüce doğruluk eylemde bulunur ve bunu tasarlar. En yüce usul ve adet eylemde bulunur ama karşılık beklemez. Bu suretle kollar sıvanır ve en sonunda zora başvurulur. İşte bunun içindir ki yol kaybolduğu vakit erdem doğar. Erdem kaybolduğu zaman insancılık doğar. İnsancılık kaybolduğu zaman doğruluk doğar. Doğruluk kaybolduğu zaman usul ve adet doğar. Usul ve adet, sadakat ve güvenirliğin seyreltilmiş halidir ve kargaşanın başlangıcıdır. Tahmin ve öngörü denilen şey, yolun süslenip bezenmiş halidir ve kandırılmanın başlangıcıdır. İşte bunun içindir ki yüce insan, yoğun olanı mesken tutar, seyreltilmişi değil. Özü mesken tutar, süsü değil. Böylece ilkini yeğler, sonrakinden kaçınır. Eski zamanlarda birliğe erişmiş olanlardan bahsedersek, gök birliğe erişti ki berrak olsun. Yer birliğe erişti ki huzurlu olsun. Ruhlar birliğe erişti ki can bulsunlar. Vadiler birliğe erişti ki dolsunlar. Soylular ve hükümdarlar birliğe erişti ki dünyanın düzgünlük ölçütü olsunlar. Bu surette denmiştir ki, gök berrak olmasaydı yarılıp parçalanmıştı. Yer durgun olmasaydı unufak olmuştu. Ruhlar can bulmasaydı sona ererlerdi. Vadiler dolmasaydı tükenirlerdi. Soylular ve hükümdarlar rütbe ve ayrıma önem verselerdi, tökezlerlerdi. Soylu olan kökünü bayağı olanda bulur. Yüksek olan temelini alçak olanda bulur. Bu suretle soylular ve hükümdarlar kendilerine öksüz, kimsesiz ve çulsuz der. Böylelikle de temel olana kök salmış olurlar. Onlar fazla saltanat arabasını arabasız olmakla eş tutarlar. Bu nedenle onlar yeşim taşı gibi parlamayı arzulamaz. Taş gibi sağlam olmayı yeğlerler. Aslına dönmek yolun devinimidir. Zayıflık yolun işleme şeklidir. Binbir türlü şey varlıktan doğmuştur. Varlıksa yokluktan doğmuştur. Büyük bilginler yolu duydukları zaman özenle izinde yol alırlar. Sıradan bilginler yolu duydukları zaman kulak mı versinler, kulak arkası mı esinler bilemezler. Aşağı derecedeki bilginler yolu duydukları zaman
kahkahayla gülerler. Onlar kahkahayla gülmeseydi, yol yol olarak adledilmeyi hak etmezdi. Bundan dolayı yerleşmiş şöyle bir deyiş vardır. Parlak yol karanlıktır sanki. İlerleyen yol geriye gidiyordur sanki. Düz yol eğridir sanki. Yüce Erdem derin bir vadi gibidir, geniş beyazlığı lekelidir sanki. Engin Erdem eksik, sağlam Erdem metanesizdir sanki. Sağlam ve hakiki olan değişkendir sanki. Büyük meydanın köşesi yoktur. Büyük hazne ki hala tamamlanmaktadır. Büyük sesin sessiz perdeleri vardır. Büyük şeklin biçimi yoktur. Yol şanlı ama isimsizdir. Sadece yol hem başlatmakta hem de tamamlamakta ustadır. Yoldan tek doğar. Tekten de iki. İkiden de üç doğar. Üçten de bin bir türlü varlık. Bin bir türlü varlıklar iğni yani karanlığı taşır, yangı yani aydınlığı kucaklar ve hayat enerjisiyle harmanlanıp ahenk yaratırlar. Herkesin nefret ettiği şey öksüz, kimsesiz ve çulsuz olmaktır. Ama hükümdar ve soylu olan kendini böyle adlandırır. Varlıklara gelince bazıları azalarak çoğalır, bazıları da çoğalarak azalır. İnsanlara öğretilenleri biz de üstünde konuşup başkalarına öğretiriz. Bu suretle zor ve kuvvet kullanmakla sonuca ulaşılmaz sözünü öğretimin temeli sayarım. Dünyanın en yumuşak varlığı en katı olanı ezip geçer. Mevcudiyeti olmayan, aralığı olmayan yerden geçer. İşte böyle biliyorum, yapmadan yapmanın faydalarını. Sözsüz öğretiye ve yapmadan yapmanın faydasına dünyada pek az kişi vasıl olur. Şöhret mi şahsın mı? Hangisi sana daha yakın? Canın mı mal mülk mü? Hangisi daha kıymetli? Almak mı kaybetmek mi? Hangisi daha büyük dert? Zaafın fazlası muhakkak büyük israf getirir. İstiflemenin fazlası muhakkak büyük kayıp getirir. Bu yüzdendir ki neyin yeterli olduğunu bilirsen mahcup olmazsın. Nerede duracağını bilirsen tehlikeye düşmezsin. Böylece kalıcı olabilirsin. En bütünü noksan görünür ama faydaları bitmez tükenmez. En dolusu boş görünür ama faydalarının sonu yoktur. En düzü eğri görünür. Büyük beceri sakar görünür. Büyük kâr eksik görünür. Hareket soğuğu, durağanlık sıcağı yener. Sükunet ve dinginlik ile tüm dünya düzene girer. Dünyada yol varken binek atları tarlaları gübreler. Dünyada yol yokken savaş atları varoşlarda yetiştirilir. İhtirastan ağır kabahat yoktur. Neyin yeterli olduğunu bilmemekten büyük felaket yoktur. Sahip olma hırsından acılı bela yoktur. Neyin yeterli olduğunu bilmek yeterliliğin kendisidir. Daimi yeterlilik budur. O kapıdan dışarı çıkmadan dünyayı anlar. Penceren dışarı bakmadan göğün yolunu bilir. Ne kadar uzaklara gidersen bilgin de o kadar azalır. Bu yüzden ermiş kişi gitmez ama bilir. Görmez ama adlandırır. Eyleme geçmez ama sonuçlandırır. Kendisini öğrenime veren günden güne ışıldar. Kendisini öğrenime veren günden güne ağırlaşır. Kendisini yola veren günden güne hafifler. Hafifler ve hafifler, ta ki yapmadan yapmaya erişinceye kadar. Hiçbir şey yapmaz ama yapılmamış işte kalmaz. Dünyaya avucunu almak istiyorsan, İş güç peşinde koşma. İş güç peşinde koşan dünyayı avucuna almaya layık değildir. Ermiş kişinin asla bir kalbi yoktur. O halkın kalbini kendi kalbi olarak görür. İyi olana iyilikle karşılık verdiği gibi, iyi olmayana da iyilikle karşılık verir. Erdem iyiliktir. Dürüst olana dürüstlükle karşılık verdiği gibi,
Dürüst olmayana da dürüstlükle karşılık verir. Erdem dürüstlüktür. Ermiş kişi dünyada yaşadığı zaman onun içinde kaybolup kalbini dünyayla birleştirir. Halk gözünü ona diker, kulağını ona verir. Ermiş kişi onları çocukları gibi görür. Hayata atılır, ölüme katılırız. İnsanların onda üçü hayatın müritliğini, onda üçü de ölümün müritliğini yapar. Onda üçü de geçim derdiyle yaşarken ölüm topraklarına doğru ilerler. Peki neden? Hayatta kalma kaygısıyla yaşadıklarından. İşittim ki hayatta kalmakta hünerli olanlar dağlarda yürürken gergedanlardan ve kaplanlardan sakınmaz. Orduya katıldıklarında zırh veya silah kuşanmazlarmış. Gergedanlar boynuzlarını saplayacak, kaplanlar pençelerini geçirecek, silahlar uçlarını doğrultacak yer bulamazmış. Peki neden? Çünkü onların içinde ölüme yer yokmuş. Yol onları doğurur. Erdem onları besler. Varlıklara şekil verilir. Eşyalar tamamına erdirilir. Bu yüzdendir ki binbir şey yola hürmet, erdeme itibar eder. Yola hürmet, erdeme itibar gösterirken hiçbiri bunun için rütbe verilip ödüllendirilmez. Bu daima kendiliğinden olur. Yol onları doğurur ve besler, büyütür ve yetiştirir. Onları tamamına erdirir ve olgunlaştırır. Destekler ve korur. Hayat vermek ama sahiplenmemek, eylemde bulunmak ama karşılık beklememek, büyütmek ama buyurmamak. İşte buna esrarengiz erdem denir. Dünyanın bir başlangıcı vardır. Onu dünyanın anası sayarız. Onun anasını kavrarsan evlatlarını da anlarsın. Evlatlarını anlayıp analarına döner, onu muhafaza edersen hayat boyu belayla karşılaşmazsın. Oyuğu kapayıp kapıları örtersen hayat boyu gücün tükenmez. Oyuğu açıp işlere koşarsan hayat boyu şifa bulunmaz. Küçüğü görmeye irfan sahibi olmak, zayıfı korumaya güçlü olmak denir. Onun ışığını kullan, onun aydınlığına dön ve kendini felakete teslim etme. İşte buna tecrübenin bakiliği denir. Yeterli kavrayışa sahip olup yolu izleseydik, tek korkumuz yoldan sapmak olurdu. Büyük yol düzdür ama halk patikaları sever. Saraylar temiz ve pak ama tarlalar ayrı kotlarına bürünmüş. Ambarlar bomboş. Elbiseleri süslü ve renkli. Kuşaklarında keskin kılıçlar. Yemeğe doymuş, mala mülke boğulmuşlar. Buna hırsızlık denir. Ve hırsızlık yola göre değildir. Temeli sağlam atılmış olan yerinden sökülemez. İyi kuşatılmış olan elden kaçamaz. Atalarına kurban sunan evlat ve torunların soyu kurumaz. Bunları kendinde uygularsan erdemin esaslı olur. Ailede uygularsan erdem fazlalaşır. Cemaatte uygularsan erdem kalıcılaşır. Devlette uygularsan erdem verimlileşir. Dünyada uygularsan erdem herkese erişir. Kişiye uygun olana göre kişiyi gözet. Aileye uygun olana göre aileyi gözet. Cemaate uygun olana göre cemaati gözet. Devlete uygun olana göre devleti gözet. Dünyaya uygun olana göre dünyayı gözet. Dünyanın böyle olduğunu nereden mi biliyorum? Böyle işte. Erdemi tüm yoğunluğuyla ihtiva eden bir çocuk gibidir. Yaban arıları, akrepler, engerekler ve yılanlar onu ısırmaz. Yırtıcı kuşlar ve vahşi hayvanlar onu kapmaz. Onun kemikleri ve kasları yumuşak ve zayıftır belki ama kavrayışı sıkıdır. Dişiyle erkeğin birleşmesinden habersizdir daha ama organı kızgındır. Bu yaşam özünün doruğa erişmesidir. Bütün gün bağırır ama sesi kısılmaz. İşte bu ahengin doruğa erişmesidir. Ahengi bilmek, kalıcı olmak,
kalıcılığı bilmek, irfana erişmek demektir. Yaşamın niceliğini artırmak uğursuzluk, aklınla hayat enerjini kontrol etmek zorlamaktır. Varlıkların en gürbüz zamanlarında yaşlanmasına yola göre olmamak denir. Yola göre olmayan erken sonlanır. Çok bilen konuşmaz, çok konuşan bilmez. Oyuğu kapa, kapıları ört, keskini körelt, düğümleri çöz. Buna esrarengiz birliktelik denir. İşte bu suretle ne onu elde edebilir, ne yakınında ne de uzakta tutabilirsin. Ne ona fayda sağlayabilir, ne de zarar verebilirsin. Ne onu yüceltebilirsin, ne de alçaltabilirsin. O ki tüm dünya için kıymetlidir. Devleti doğrulukla yönet. Orduyu kurnazlıkla konuşlandır. İş güç peşinde koşmadan dünyayı avucunun içine al. Bunun böyle olduğunu nereden mi biliyorum? Şöyle ki, eğer dünyada tabu ve yasak çoksa insanlar asileşir. Eğer halkın keskin silahları varsa devlette ve ailelerde kargaşa artar. Eğer halk fazla bilgiç olursa tuhaflıklar ortaya çıkar. Eğer kanunlar fazla telaffuz edilirse hırsız ve haydutlar artar. İşte bu yüzden ermiş kişi der ki, ben eyleme geçmem ve halk kendiliğinden değişir. Ben durgunluğu severim ve halk kendiliğinden doğru yolu bulur. Ben iş güç peşinde koşmam ve halk kendiliğinden muvaffak olur. Ben arzudan yoksun kalırım ve halk kendiliğinden yalınlığa yönelir. İdare görünmez ve saklı kalırsa halk da dürüst davranır. İdare her şeyi teftiş ve tahkik ederse halk da hilekarlık yapar. Talihsizlikte talih yatar. Talihte ise talihsizlik gizlidir. Son hamlenin ne olacağını kim bilebilir? Doğru diye bir şey yoktur. Doğru eğriye, iyi de kötüye döndüğü sürece. Halkın yanılgıya düştüğü günler sürer gider böylece. İşte bu yüzden dimdik ol ama kesici olma. Keskin ol ama delici olma. Dobro ol ama kontrolsüz olma. Işık saç ama göz kamaştırma. Halkı idare ve göke hizmet etmek için tutumluluktan daha iyisi yoktur. Yalnızca tutumluluk hazırlıklı olmayı sağlar. Hazırlıklı olmaya erdemin çoğalıp birikmesi denir. Erdem çoğalıp biriktiğinde üstünden gelemeyeceğin şey yoktur. Üstünden gelemeyeceğin şey olmadığında sınırların kimse tarafından bilinmez. Sınırların bilinmediği zaman devlete hakim olursun. Devletin temeline hakim olduğunda kalıcı olursun. Buna derinlere kök salmak ve sağlam zemine oturmak denir. Bu uzun ömürlülüğün ve kalıcı basiretin yoludur. Büyük bir devleti küçük bir balığı pişirir gibi yönet. Dünyayı yola göre inşa et ki iblisler kutsallaşmasın. O vakit iblisler hem kutsallaşmazlar hem de insanlara zarar vermezler. Hem onlar insanlara zarar vermez hem de ermişler. İkisinden de zarar gelmediği vakit erdemleri kavuşup birleşir. Yüce bir devlet suların dip akıntısı gibidir. Dünyanın dişisi ve birleşme noktasıdır. Dişi ki sükunetiyle daima erili yener. Sükunetindendir aşağıda olması. Böylece yüce devletler mütevazılıkla küçük devletlere hakim olur. Küçük devletler de mütevazılıkla yüce devletlerin hakimiyetine girer. Böylece biri aşağıda kalarak diğerini elde eder. Öteki de aşağıdadır ve diğerinin hakimiyetine girer. Yüce devletler sadece halkın birliğini ve dirliğini ister. Küçük devletler de sadece halkla birleşip ona hizmet etmek ister. İşte böylece herkes istediğini almış olur. Dolayısıyla yüce bir devletin mütevazı davranması uygundur. Yol binbir şeyin hazinesi, iyi insanın hazinesi, kötü insanın sığınağıdır.
süslü sözlerle ticaret yapmak, kibar davranışlarla başkalarını bağışlamak mümkündür. İyi olmayan insanlardan vazgeçmeye ne lüzum vardır? Göğün oğlu tahta geçtiğinde ve memurları göreve geldiğinde, onlara yeşim taşları sunup at süsleri hediye etmek bile huzurlarında oturup yolu onlara sunmaya eş değildir. Bu niye eski zamanlardan beri böyle kıymetlidir? Şöyle buyurulmuştur. Çabalayanlar ona ulaşır. Kabahat işleyenler de onun sayesinde hoş görülür. İşte bu yüzden o tüm dünya için kıymetlidir. Yapmadan yap. İş görmeden işleri gör. Tadı olmayanı tat. Küçüğü büyük, azı çok say. Düşmanlığa erdemle karşılık ver. Zora kolay olan tarafından, büyüğe küçük olan tarafından bak. Dünyada zor kolay olandan, büyük de küçük olandan hasıl olur. Bu yüzden ermiş kişi büyük jestler yapmadan büyük işler başarır. Kolayca vaatte bulunanlar elbette güven vermezler. İşleri hafife alanlar elbette güçlük çekerler. Bu yüzden ermiş kişi zoru kabullenir ve böylece hiçbir güçlükle karşılaşmaz. Durgun olanı kavramak kolaydır. Hakkında kehanet olmayanı planlamak kolaydır. Gevrek olan kolay kırılır. Ufak olan kolay dağılır. İşleri henüz başlamadan hallet. Kargaşa henüz başlamadan düzeni sağla. İki kolunla anca sarılabildiğin ağaçlar küçük bir filizden, 9 katlı kuleler bir avuç topraktan ortaya çıkar. Binlerce kilometrelik yüksekliklere çıkmak bir adımla başlar. Harekete geçenler mağlup olurlar. El koyanlar kaybederler. Bu yüzden ermiş kişi yapmadan yapar ve mağlup olmaz. Ele geçirmez ve kaybetmez. Halkın giriştiği işlerse daima tamamlanmadan bozulur. Bu suretle denmiştir ki, sonucu başlangıcı önemsediğin kadar önemsersen, girişimlerinde mağlubiyete uğramazsın. Böylece ermiş kişi arzulanmayan arzular ve erişilmesi güç olana itibar etmez. Başkalarının öğrenmediğini öğrenir ve kitlelerin önünden geçip gittiği şeyleri bile değerlendirir. O binbir varlığın kendiliğinden oluşlarını destekler ve onlara müdahale etmez. Eskilerden yolu tatbik edenler bunu insanları aydınlatmak için yapmazlardı. Bilakis onlar insanları saf bırakırdı. Nitekim insanları yönetme güçlüğü fazla bilmelerinden kaynaklanır. Bu yüzdendir ki, devleti alimlikle yönetmek devlete ihanet, alimlikle yönetmemek devlete erdem getirmektir. Bu iki gerçeği anlayan ortada bir işleyiş keşfeder. Bu işleyişi anlamaya esrarengiz erdem denir. Esrarengiz erdem derindir ve etkisi uzaklara erişir. Varlıkların aksidir. Esas olana dönüp akıntıya karışır. Irmaklar ve okyanuslar vadilerin hükümdarlarıdır. Çünkü onlar aşağıda kalma hususunda mahirdir. Bu yüzdendir ki, ermiş kişi halkın üstünde olmak istiyorsa, kendini sözleriyle onların aşağısında tutmalıdır. Halkın ilerisinde olmak istiyorsa, kendini halkın gerisinde tutmalıdır. Bu yüzdendir ki o, halkın üstünde olduğunda halk onun ağırlığını hissetmez. Halkın ilerisinde durduğunda halk ondan zarar beklemez. Dünyadaki herkes memnuniyetle ona boyun eğer ve ondan nefret etmez. O insanlarla mücadele etmediği için kimse de onunla mücadele etmez. Dünyadaki herkes beni yüce ama alışılmadık bulur. Benim alışılmadık halim yüceliğimden gelir. Alışılmadık görünmeseydim çoktan ufalıp yok olmuştum. Benim kıymet verdiğim 3 hazinem vardır. Birincisi merhamet, ikincisi idarelilik, üçüncüsü terfi hırsının olmaması. Merhamet bir insanı yiğit, idarelilik bir insanı eli açık. Terfi hırsının olmaması da itibar görenlerin başı yapabilir. Ama şimdi merhameti bir kenara bırakıp yiğitlik yaparsan, idareliliği bir kenara bırakıp eli açıklık yaparsan,
geride durmayı bir kenara bırakıp kendini öne atarsan, şüphesiz ki hayatından olursun. Savaşta merhamet zafer, müdafaada merhamet güven getirir. Gök birinin yerini sağlamlaştıracağı zaman onu merhametle sarıp sarmalar. İyi komutanlar savaş çırtkanlığı yapmazlar. İyi savaşçılar öfkeyle davranmazlar. Düşmanlarını yenmekte iyi olanlar onlarla uğraşmazlar. Görev dağıtmakta iyi olanlar mütevazı davranırlar. Bunlara mücadele etmemenin erdemi, istihdamın gücü ve gökle uyumlu olma denir. Bunlar eskilerin en yüksek tuttuğu şeylerdir. Silah kullanımı ile ilgili şöyle bir söz vardır. Ev sahibi olmaya cüret etmeyiz, misafir olmayı yeğleriz. Bir santim gitmeye cüret etmeyiz, geri adım atmayı yeğleriz. Bunun anlamı şudur. Adım atmadan ilerle, kolunu kaldırmadan kolları sıva, silah tutmadan elde tut ve düşmanla yüzleşmeden onları savuştur. Düşmanı hafife almak kadar büyük bir felaket yoktur. Düşmanını dikkate almayanın servetini kaybetmesi yakındır. Bu suretle silahlar kuşanıldığında ve eşit güçler çarpıştığında bu duruma üzülen galip gelir. Benim sözlerimi kavramak ve uygulamak kolaydır. Ama dünyada onları kavrayıp uygulayabilecek yoktur. Sözlerin dayandığı bir kök, görevlerin dayandığı bir yönetici vardır. Bunları anlamadıkları için beni de anlamazlar. Beni anlayan azdır. Bundandır benim itibarım. Ermiş kişi belki paşavralara bürünmüştür. Ama göğsünde bir yeşim taşı taşır. Bilmediğini bilmek en büyük bilgidir. Bilmediğini bilmemek bir kusurdur. Ermiş kişinin kusuru yoktur. Çünkü kusuru kusur olarak teşhis edebilir. İşte bu yüzden kusurdan uzaktır. Eğer insanlar korkunçtan korkmazsa en korkuncu başlarına gelir. İnsanları meskenlerinde kısıtlama, rızıklarını sömürme. Sadece sömürülmezlerse hoşnutsuzluk göstermezler. Bu suretle ermiş kişi kendini bilir ama kendini göstermez. Kendine özen gösterir ama kendini büyük görmez. Böylece birincisini seçer, ikincisini reddeder. Cesur davranmaya teşebbüs ölümle, sakıngan davranmaya teşebbüs hayatla sonuçlanır. Bu ikisinden biri fayda, diğeri zarar getirir. Kim anlayabilir ki göğün hor gördüğü şeylerin sebebini? Göğün yolu, savaşa gitmeden savaş kazanmak, konuşmadan cevap vermek, çağırmadan ayağına getirmek, maharetle plan yapmaktır. Göğün ağı çok geniştir. Ağ gözleri iri olsa da hiçbir şey ondan kaçamaz. Eğer halk ölümden korkmuyorsa, idamdan neden korksun? Eğer halk ölümden korkuyorsa, kabahat işleyenleri tutuklayıp infaz ettiğimde kim bir daha davranmaya cüret eder? Eğer halk ölümden korkuyorsa, o vakit daima bir cellat olacaktır. Cellada infaz işinde vekalet etmek, marangoza tahta kesmede vekalet etmeye benzer. Marangoza vekalet edildiğinde, elini yaralanmaktan kurtaran çok azdır. Halkın açlığına değinecek olursak, halktan alınan vergi çok yüksek ve bu yüzden açlar. Halk arasındaki düzensizliğe gelince, yüksek mevkideki insanlar müdahaleci davranıyor ve bu yüzden düzensizlik çıkıyor. Halkın ölümü hafife almasına gelince, hayatta kalma çabası onları çok zorluyor. Ve bu yüzden ölümü hafife alıyorlar. Sırf hayatta kalmak için hareket etmemek, yaşamaya kıymet vermekten daha bilgecedir. Hayattayken insanoğlu esnek ve yumuşak, ölüyken gergin, sert ve kaskatıdır.
Hayattayken binbir türlü varlık, çimenler ve ağaçlar esnek ve canlı, ölüyken solgun ve kurudurlar. Bu yüzden şöyle buyurulmuştur. Sert ve katı ölümün yoldaşlarıdır. Esnek ve yumuşak, hassas ve ince hayatın yoldaşlarıdır. Bir silah katıysa mağlup olur. Bir ağaç katıysa çatırdar. Katı ve büyük olan toprağın altında, esnek ve yumuşak, hassas ve ince olansa toprağın üstündedir. Göğün yolu bir yayı germeye benzer. Yüksekteki bir şeyi vurmak için ok aşağıdan çekilerek atılır. Alçaktaki bir şeyi vurmak için ok yukarıdan çekilerek atılır. O çok olandan alır, az olana katar. Göğün yolu fazlalığı azaltmak, eksikliği çoğaltmaktır. İnsanın yolu ise eksiği azaltmak, fazlayı çoğaltmaktır. Peki kim bolluk içindeyken göğe fazlasını sunabilir? Yalnızca yola sahip olan kişi. Bu suretle ermiş kişi üretir ama sahiplenmez. İşleri tamamlar ama üzerlerinde durmaz. Bu şekilde kıymetini gözler, önüne sermeyi arzulamaz. Dünyada hiçbir şey sudan daha yumuşak ve kaygan değildir. Ama hiçbir şey sert ve katı olana üstün gelmekte onu geçemez. Su katı kayalara üstün gelir. Yumuşak serte üstün gelir. Bunu dünyada bilmeyen yoktur. Ama uygulayabilen de yoktur. Bu yüzden ermişler şöyle buyurmuşlardır. Devletin hatalarını üzerine alan kimseye toprağın ve ikinin efendisi derler. Devletin bahtsızlığını üzerine alan kimseye dünyanın hükümdarı derler. Doğru sözler tersini söyler gibi görünür. Büyük bir düşmanlıktan sonra uzlaşma sağlanırsa o düşmanlıktan yine de bir iz kalır. Bunun neye faydası olabilir? Bunun içindir ki ermiş kişi çetelenin sağ tarafını elinde tutar. Ama bunu insanların sırtına yüklenmek için kullanmaz. Erdemli kişi çetelelerden sorumludur. Erdemden yoksun kişi hacizden. Göğün yolunun yakını gözdesi yoktur. O daima iyi olanın yanındadır. Devleti küçük, nüfusu az tutmak gerekir. Milislerin ve silahların olsun ama onları kullanma. Halk ölümü ciddiye alsın ama göç fikri akıllarından uzak olsun. Gemilerin ve arabaların olsun ama içlerinde onları kullanan olmasın. Zırhların ve kılıçların olsun ama onları kuşanan olmasın. Halk ipleri bağlayıp kullansın. Yemekler tatlı, kıyafetler hoş, adetler kutlu, evler huzurlu olsun. Komşu devletler birbirini görsün. Tavukların ve köpeklerin sesleri işitilsin. Ama halkları yaşlanıp ölünceye kadar birbirine gidip gelmesin. Samimi sözler süslü değildir. Süslü sözlerse samimi değildir. Bilge kişi bilgiçlik taslamaz. Bilgiçlik taslayandan bilgi olmaz. İyi kimse bolluk içinde değildir. Bolluk içinde olan iyi değildir. Ermiş kişi biriktirmez. Başkalarına vererek kendisi kazanır. Başkalarına verdikçe kendine daha da çok kalır. Göğün yolu zarar vermeden fayda getirmektir. Ermişlerin yolu mücadele etmeden hareket etmektir.